10 yıla yakın cezaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti. Günlerce gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize, sizin hiç suçunuz yokmuş, çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye, bedel neyse ona da katlanır. Muhsin Yazıcıoğlu zor bir hayat yaşadı. 55 yıllık ömründe darbeler gördü, işkenceye maruz kaldı. Hikayesi Sivas'ın Elmalı köyünde başladı. Mamak Cezaevi C5 koğuşunda acıyla kavruldu. Siyaset meydanında mücadele etti. Meclis çatısı altında memleket meselelerine çözüm aradı. Muhsin Başkan olarak sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Ben eğer isteseydim bugün başbakan yardımcısı olurdum, başbakan olurdum, başka şeyler olurdum. Ama tenessüs bile etmedim. Etmeyeceğim. Benim arkamda önümde hiçbir zaman çeteler olmadı, mafya olmadı, derin güçler olmadı, dış devletlerin, yabancı sermayenin adamı falan olmadı. Ben milletin adamı olmak istiyorum. Yazıcıoğlu ilk kez 1991 yılında memleketi Sivas'tan milletvekili seçildi. 1993 yılında Göz Bebeğim dediği Büyük Birlik Partisi'ni kurdu. Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde bir kez daha Sivas'tan milletvekili olarak meclise girdi. İnandığı doğrular için mücadele etti. Bu yüzden defalarca ölümden döndü. Suikast ihtimalini güçlendiren tam 17 kaza geçirdi. Bak, senin önünü keseriz. Senin ayağına çalma, çelme takarız. Seni götürmeyiz demek istiyorlar. Kim demek istiyor? İktidara demek istiyor. Güya önleri kesileceğini zannedenler demek istiyor. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. 2009 yılında da yine seçim çalışmaları için meydanlardaydı. Tüm imkansızlıklara rağmen seçimler için iddialıydı. Büyük Birlik Partisi devletten bir kuruş para almadan siyaset yapıyor. İşte ben de bugün çok sıkıştık, illaki Çağlayancı'ya gelecektim. O zaman dedik ki acı zulüm helikopter tutalım. Biz de onlarla yarışıyoruz. Aşağıda kalmıyoruz Allah'a çok şükür. Hiçbir şeyde de onlardan aşağı kalmıyoruz. Bu ifadeler Yazıcıoğlu'nun son sözleri olacaktı. Kahramanmaraş'ta Çağlayan Ceritlilerle vedalaştı, Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki miting için helikoptere bindi. Efendim, yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Başkanım, hayırlı yolculuklar olsun. Düşen Büyük Birlik Partisi helikopterinden gelen ve elimize ulaşan son dakika görüntüleri. Enkazın bulunduğu Keş Dağı'nın eteklerine dönüyoruz tekrar. Ve Muhsin Yazıcıoğlu'ndan gelecek umutlu bir haberi bekliyorlar. 25 Mart 2009'da televizyonlara düşen son dakika haberiyle Türkiye sarsıldı. Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterden sinyal alınamadığı bilgisi vardı. Ancak gelişmelere dair detay paylaşılamıyordu. Millet olarak duamız, Sayın Genel Başkanımızla birlikte bulunan 5 arkadaşımızın da sağ salim evlerine ve yuvalarına kavuşmalarıdır. Bütün araç gereçler devrede, 2000 civarında da biliyorsunuz askerimiz, köy korucumuz hepsi arazide çalışma yapıyor. Helikopterde Yazıcıoğlu ile beraber BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ'la yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe vardı. Zaman ilerledikçe umutlar da tükeniyordu. İHA muhabiri İsmail Güneş 112 acil servis hattıyla defalarca görüştü ama yeri bir türlü tespit edilemedi. Üstelik helikopteri düşerken görenler bile vardı. Enkaz yanlış yerde aranmıştı. Yavrum, önce aramıyorum. Tek aranmayan nokta helikopterin bulunduğu nokta. Çok enteresandır. Aramama kurtarmama operasyonu bu operasyon. Yapılan çalışmaları üzüntüyle karşılıyoruz. Yeterli bulmuyoruz. Saatler hızla geçerken kimsenin dillendiremediği ölümün sessizliği hakimdi. Bu sessizliği dönemin Kayseri valisi Mevlüt Bilici'den gelen açıklama bozdu. Bilici, Yazıcıoğlu'nun yaşadığını ve ayağının kırık olduğunu açıkladı. Ancak bir süre sonra bu bilginin asılsız olduğu ortaya çıktı. 6 kişiye mezar olan helikoptere ancak 48 saat sonra ulaşılabildi. Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu ve son yolculuğuna birlikte çıktığı yol arkadaşları,
rahmeti rahmana kavuşmuştur. Türk milleti çok değerli bir evladını kaybetmiştir. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Bey ve değerli dava arkadaşlarım demokrasimizin şehididirler. Türkiye Yazıcıoğlu için ağlıyordu. Suikast mı, kaza mı soruları da gündemin en önemli başlıklarıydı. Zaten kazanın daha ilk dakikalarında bu sorulara cevap aranmaya başlanmıştı. Bizlerle yapmak istediği görüşmede Sayın Yazıcıoğlu'nun bir dosyayı paylaşmak istediği. Bir dosyayı. O dosyanın da helikopterde olduğu söylendi. Yani yanında taşıdığı. Çantası taşıdı. Zaten kayıp. Çantası ve o çantanın olmaması çok kritik mevzu. Yazıcıoğlu'nun helikoptere binerken yanında olan sim kartı ve silahı da sırra kadem bastı. Helikopterin GPS cihazının kaza sonrasında söküldüğü ve ELT cihazının olmadığı ortaya çıktı. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de o cihazı keçiler sökmedi ya diyerek tepki gösterdi. Bu cihazlar var, hafıza kartları yok. Hafıza kartlarında karlar eriyince tırmıkla arayıp bulacağız. Bizim de kafa bulur gibi böyle bir şey söylemişlerdi. Yazıcıoğlu ailesinin baskısıyla Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi ve ortaya çıkan rapor bir kez daha sabotaj iddialarını güçlendirdi. DDK raporunda helikoptere ait bazı parça ve atıkların kaza mahallinde yakılarak kısmen yok edildiği belirtildi. Arama kurtarma faaliyetlerinde de ağır bir kamu hizmet kusuru ortaya çıkmıştır denildi. Rapora göre eldeki tek bilimsel veri olan tipten alınan bilgi ve bu bilgiye dayalı olarak oluşturulan haritalar arama kurtarma çalışmalarında dikkate alınmadı. Raporlar ortada, haritalar çizilmiş, noktayla belirlenmiş ve sonucunda ne olmuş? Birileri dosyayı almış, evine gitmiş, yatmış. Yattım demiş ama sonradan bakıyoruz telefon trafiklerinde hiç de yatmamış. Cep telefonundan çağrı merkeziyle defalarca konuşan İsmail Güneş bulunduğunda çenesi kırıktı. Çenesi kırık birinin nasıl konuştuğu sorgulanmadı. Ama çenesinin sonradan kırıldığı ihtimali hep dile getirildi. Adli Tıp Kurumu raporları doğruysa o saatte İsmail'in de ölmüş olması lazım, vefat etmiş olması lazım. Ama aranan telefonlara cevap veriyor. Nasıl cevap veriyor? Helikopterin düşmesinde etkisi olduğu iddia edilen jet uçaklarsa kazanın bir başka şüpheli noktası. Ancak en çarpıcı iddia Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı ve BBP kurucularından Emrullah Önalan'dan geldi. Önalan, Yazıcıoğlu'nun kazanın ardından infazının görüntülerini izlediğini söyledi. Benim izlediğimde Muhsin Başkan böyle hani insan secdeye doğrulur kalkar ya. Evet. Böyle yeni kalkmış, kalkmaya çalışıyor. Bu arada da yanına parkalı giden 3 kişi var. Arkadan birisi de bunları kameraya alıyor. 10-15 saniyelik bir görüntü izletti. Katıldığı televizyon programında Önalan çok çarpıcı bir tespite daha imza attı. Ancak program moderatörlerinin o tespite müdahalesi gecikmedi. Önalan'ın sözlerini devam ettirmesine fırsat verilmedi. Sonuçta bu ülkeyi yönetenlerin de vebali var. Yani bu ülkeyi yönetenler irade ortaya koyacak. Bu devlet... Biz biliriz ki bütün siyasi tarihte faili meçhuller dünya tarihinde her gruptan suç ortağı yaratılır ki açığa çıkmasın. Burada da öyle bir şey var. Evet, burada tabii ama yargının Türkiye, görevi bu. Devleti yönetenlerin de o zaman devlet, şöyle bir şey olur. Ama Cumhurbaşkanı talimat veriyor, yargı ona göre davranıyor gibi bir Adalet Bakanı. Özetle pek çok kişi belgeli belgesiz çok önemli iddiaları gündeme taşıdı, yıllar geçti ama çok yönlü araştırılması gereken olayın kaza mı suikast mı olduğu çözülemedi ya da çözülmedi. Özellikle o yıllarda siyasal iktidar bu konudaki talepleri dikkate almamayı tercih etti. Hatta kulislere göre kaza diyerek kestirip attı. Mesela Kayseri valisi Danıştay üyesi oldu. Kahramanmaraş valisi önce kamu güvenlik müsteşarı oldu, ondan sonra büyükelçi oldu. Kayseri Emniyet Müdürü, o da şu anda kaçakçılık ve organize ile mücadelede daire başkanı oldu Emniyet Genel Müdürlüğü'nde. Sizler canınızın istediği zaman her şeyi nasıl yaptığınızı gözümüze sokağa sokağa gösterdiniz. Sayın Bülent Arınç Bey 17 Aralık'tan sonra aynen şöyle bir cümle kurdu ve televizyonun başında izlediğimde yüreğim acıdı. Şunu söylüyordu, yasaları çiğneyen... Yasalara aykırı hareket edenlerle ilgili gereği yapılacaktır. Peki ben de buradan söylüyorum. Bizim 5 yıl önceki yasaları çiğneyen Sayın Ulaştırma Bakanı ile ilgili sizin bürokratlarınızla ilgili ne yaptınız? Ne yaptınız? Ceyranlar verilmiş. Namazın başında buna işkence yapmışlar. Gözünü bağlamışlar. Ya onların bu kadar emek vermiş, bu kadar işkence görmüş. Bunun hiç de hal ölüsüne bari sahip çıkık da.
Neyse ortaya çıksın bu neyse demiyorlar. Muhsin Yazıcıoğlu'nun eksikliği siyasette kendini hep hissettirdi. Kendi siyasi çizgisinin dışındaki seçmen kitlesinin de gönlünde yer edinmişti. Geleceği parlak bir lider adayıydı. O dönem Erdoğan'a karşı yaptığı sert muhalefetle de dikkat çekiyordu. Bu vatan topraklarında kimseye hayaller kurdurmayız. Bunu önlemenin tek yolu da birinci adımı bu işbirlikçi AKP iktidarını iş başından indirmekle başlayacaktır. Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası, hatta onun eş başkanı olduğunu söyleyen Sayın Başbakan asla bu düşüncesiyle Cumhurbaşkanı olamaz. Yolsuzluk iddiaları hortumculuk dönemlerine rahmet okutacak hale geldi. Başbakan ve belediyeden getirdiği 3-5 adamının dışında neler olduğunu, neler döndüğünü bilen yok. Bu ülkede dürüstlük başa bela ama benim için dürüstlük başının belası değil, başının tacı başarıdır. Aslında Erdoğan AKP'yi kurarken Muhsin Yazıcıoğlu'nun kapısını da çalmıştı birlikte siyaset yapmak için. Yazıcıoğlu teklifi nazikçe reddetti. Ama ölümünden sonra dava arkadaşları Yalçın Topçu, Mustafa Destici gibi yakın mesai arkadaşları AKP saflarında siyasete katıldılar. Türkiye'de koskoca bir aldatmaca, kandırmaca devam etmektedir. Yıllar geçti, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili deyim yerinde ise bir arpa boyu yol alınamadı. Partisinin başına geçen isimler diğer muhalefet partilerinden farklı olarak iktidarla yakın ilişkideydi. Bu durum Yazıcıoğlu ailesinin tepkisine sebep oldu. Öyle ki Yazıcıoğlu mahkemesinde ailesi şok üstüne şok yaşadı. Ailesinden önce BBP Genel Başkanı Mustafa Destici salona alındı. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Senin gibi çuvallar ve adil insanlar. Sensin. Senin gibi insanlar. Buradan geliyorsun. İktidar 15 Temmuz sonrası benzer pek çok olay gibi Yazıcıoğlu dosyasını da aynı çuvala koyup KHK ile hukuksuz biçimde ihraç ettiği bürokratları hedef gösterdi. İktidara yakın medyanın 2016 yılından sonra temcit pilavı gibi tekrarladığı iddialarsa siyasal bir propagandanın parçası olmaktan öteye geçemedi. Bu ülkeyi yönetenler bu sistemin adalet mekanizmasını hızlı bir şekilde işletmek onların elinde. İstedikleri zaman da neler yaptıklarına gözlerimize şahit olduğumuz için demek ki bu mesele çözülmek istenmiyor ki ağırdan alıyorlar. Kardeşim demekle kardeş olunmuyor. Seçimden seçime hatırlanan kardeşliği asla kabul etmiyorum. Ailesi, sevenleri ve bu konuda gerçeğin peşinde koşan herkes hala bu sorulara cevaplar arıyorlar. Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin bilinen en somut gerçekse o günde bugün de ülkeyi yöneten iktidar aynı. Ama enkazın geç bulunmasından, olayın belgeleriyle aydınlatılmamasına kadar iktidar siyasi sorumluluğu üzerine almıyor. Her dönem bir günah keçisi üzerinden manevra yapıyor. Yazıcıoğlu ile ilgili gerçekler ne zaman ve nasıl ortaya çıkar o pek belli değil ama onun hayatın anlamına dair şu cümleleri hep zihinlerde kalmaya devam edecek. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız.